Aslında geçen hafta bir söz duydum. Bizler Tanrı'ya ne veririz? Nasıl memnun veririz? Aslında kiliseye gelerek aslında biz sunularımızı Tanrı'ya vermiş oluyoruz. Yani sizler buraya gelerek Tanrı'ya olan minnettarlığımızı ve sunularımızı Tanrı'ya vermiş oluyorsunuz. Ne kadar harika bir şey değil mi? Ben kısa bir dua etmek istiyorum, ondan sonra başlayacağız. Gökyüzündeki babamız, sana teşekkür ediyoruz bu zaman için ve bu fırsat için. Amin olursa. Ve senin burada, senin sağlığın aramızdadır. Teşekkür ediyoruz. Bugün anlayışımızı aç ve bizden yeniden diye dua ediyoruz. Senin kutsal kitabında yenilenmemiz ve büyümemiz lazım, gelişmemiz lazım. Çünkü senin bildiğin o kadar harika, o kadar çok fazla. Yani bizler hayatımız boyunca bunu çalışacağız. Bunun sonucu olduğumuz için teşekkür ediyoruz ve her çalıştığımızda aslında, her aradığımızda bir kez daha ileriye giderek yol alarak senin o bilgiliğini, senin o harika bilgiliğini öğreniyoruz ve teşekkür ediyoruz. Senin isminde amin. Evet, hamdolsun. Şimdi sesim biraz daha iyi herhalde. Bir sıkıntı yok. Şimdi bir soruyla başlamak istiyorum öncelikle. Hayatınızda, şunu şöyle aldım da sizi biraz daha hayatınızda hiç sınava girmeyen insan var mı burada? Ben hayatımda hiç sınava girmedim diyen var mı? Evet, herkes sınava girmiş değil mi? Ayetleri aslında bugün bu ayete bakacağız ama daha sonra birkaç ayet daha bakacağız. Hayatımızda her zaman sınava giriyoruz. Okul zamanlarında ya da bir ehliyet kursunda ya da herhangi başka bir eğer başarılı bir işe gideceksek sınavlara girmemiz gerekiyor. Neden sınava giriyoruz? Bizim başarı puanımızı başkaları öğrensin. Ona göre bu kişi gerçekten başarılıdır, iyi çalışmış ve ona göre de başarılı biridir diyerek bize çok iyi bir not veriyor değil mi? Çok güzel bir not. Önce maalesef okuyalım diyor ki iman yolunda olup olmadığımızı anlamak için kendimizi sınayıp yoklayın. İnsan mesleğinin içinizde olduğunuzu biliyor musunuz? Pardon, bilmiyor musunuz? Yoksa sınavda başarısız çıkarsınız. Şimdi aynı şekilde bir düşünelim bakalım. Tanrı bizi bir sınava soksa ne kadar başarılı olabilirsiniz? Tanrımız sizi soktu sınavda. Biz insanlar ve günahkarlar olarak acaba ne kadar başarılı olacağız Tanrı'nın önünde? Ses yok mu? Çünkü olamayız. Çünkü günahkarız, kusurluyuz. Bilmiyoruz Tanrı'yı. Bilemiyorduk. Bilemediğimiz için bilmediğimiz şeyleri de kafadan atarsak başarısız oluruz Tanrı'nın önünde. Ve Tanrı bize iyi bir puan veremez. Veremediğim için de bu sınav, diyelim ki cennete gitme sınavı olsun, başarısız oluruz. Ve Tanrı'nın önünde yaşayamayız. Çünkü biz günahlıyız. Bazen bu hayatta yaşarken bu hayatın bir sınav olduğunu aslında unutuyoruz. Neden verildi bu hayat bize? Niye buraya gönderildik? Dünya bazen bize verilenlere emanet ettiğini unutuyoruz. Ama o zaman şöyle diyoruz. Hayat bir sınavdır. Yaşam bize verilen geçici bir görevdir kardeşler. Özellikle bunu düşünmenizi istiyorum bu vaaz boyunca. Tanrı beni sınava soksa ben ne kadar başarılı olabilirim. Biz buraya gönderildiysek muhakkak bir görev uğruna, bir amaç uğruna yapmamız gereken bir şey var. Bize verilen bir emanettir aslında. Tanrı'nın verdiği beden nedir? Bir emanettir. Ve zaman, yaşam bir sınav dediğimize göre bazı sınavlar bildiğimiz gibi çok zor. Bazı sınavlar kolaydır. Kolay geçersiniz. O zaman zor olanlarda bilmemiz gereken şey bizim bir neyimiz var aynı zamanda. Sınavlara girdiğimizde bir bonusumuz var.
Tanrı bize bir bonus veriyor. Hani bu reklamlarda, yarışmalarda oluyor ya, soruyor sunucu. Birkaç tane bonusunuz var, hangisini tercih edersiniz diye. Bizim yardımcımız var. Tanrı bizleri bildiği için Mesih'ten sonra, Mesih göğe alındıktan sonra kimi gönderdi? Bizi yalnız bırakmadı ve yardımcıyı, yani kutsal ruhu göndermişti. Tanrı'nın kendisi o dünyanın zorluklarını, sorunlarını ve denemelerle karşısında güç duruma düştüğümüzü biliyor. Ama ben gidiyorum ama sizlere yardımcımı gönderiyorum dedi İsa Mesih. Ve bu dünyanın sonuna kadar sizinle birlikte olacak. Sizi öğretecek ve her konuda bize gerekli gücü verecek. Yeter ki biz o yardımcıyı terk etmeyelim. O yardımcının peşinde gidelim. Sevgili kardeşler, bu sınavı geçersek ne olacak diye soranlar var. Sınavı geçenler muhakkak başarı elde ediyor. Bu başarının getirdiği bir de armağanlar var. Değil mi? Tanrı da bu sınavı geçenlere vaat ettiği şeyler var. Tanrı bunları bize veriyor. Kutsal kitap bunları açıklıyor. Diyor ki, sonsuz yaşam tacını size vereceğim diyor Tanrı. Bundan daha güzel, bundan daha harika bir ödül olur mu? Vahiy 2. bölüm 10. ayette Tanrı İzmir Kilisesi'ne bir mektup yazdı. Yuhanna aracılığıyla. Onları uyardım. Bunu okuyalım önce. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, denenenizsiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim diyor Tanrı. Sadık kalmak çok önemli. Kulağı olan ruhun kilisesi ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. Biz zannediyoruz ki ölüm bu dünyada bu bedenin ruhu ayrılmasıdır. Öyle. Bu aslında birinci ölüm. Ama gerçek ölüm kişinin Tanrı'dan ayrıldığı andır. Ebedi karanlığa gittiği andır. İşte o mahkemeden sonra ebedi azaba ya da cennet veya cehenneme artık o karar verecek. Onun için Rab diyor ki, galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecektir. Galip gelene. Bakın ne diyor kutsal kitap Vahiy 3:5'te. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim diyor Tanrı. Babamın ve meleklerimin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Niye anacak? Örnek gösterecek. Vahiy 3. bölüm 12. ayette galip geleni Tanrı'nın tapınağında sütun yapacağım. Böyle böyle artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrı'nın adını, Tanrı'ya ait kenti, gökte Tanrı'nın yanında inen yeni Yeruşalim adını ve benim adımı yazacağım diyor Tanrı. Vahiy 3:21'de ise ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtını oturdumsa galip gelen de benimle birlikte tahtımda hakkını vereceğim diyor. Hepimiz imanla beraber Tanrı'nın çocukları oluyoruz, mirasçıyız ve galip geldikten sonra onunla birlikte onda saltına süreceğiz. Yani prens ve prensesler olacağız. Aslında bugün size bir hikaye anlatmak istiyorum. Az sonra. O zaman kardeşler, yaşam bizlere verilen bir emanettir. Yeryüzündeki yaşamımızın sonunda Tanrı'nın bize emanet ettiği ne kadar iyi ve doğru olduğunu değerlendirecek ve ona göre bizi ödüllendirecektir. Eski bir hikaye var. Size bugün biraz sonra onu anlatacağım. Daha çok ufkunuzu açar ve daha iyi anlamanızı sağlar kardeşler. Burada payımıza düşeni, dersi alalım. Eskiden bir hikayeye göre bir imparator ölümü sonu yaklaşıyormuş. Çok endişeliymiş bu imparator. Ama dert ettiği şey ölüm değil, 3 oğluymuş. Tacını hangi oğlunu devredeceği konusunda bir türlü karar veremiyormuş. Oğullarının hangisinin uygun olduğunu, hangisinin uygun olmadığını anlamak için onları bir sınava, bir teste tabi tutmak
istemiş. Aynı zamanda bu dünyada sınavlarımız olduğu gibi. İmparator bu konuda bir bilgiye danışmış ve onun öncesi üzerine ertesi sabah oğulların yanına çağırmış ve her birine 100 lira para vermiş. Her birine 100 lira vermiş. Onlara demiş ki, evet, onlara demiş ki, hepiniz kendi sarayı var. Şimdi size 100 para veriyorum. Bu parayı saraya donatmak için kullanacaksınız ama sakın ha hiçbir boş yer kalmasın. İçinizde en başarılı olan bu imparatorluğu benden devralacak ve ülkeyi yönetecek. Tanrı her birimize bir ömür veriyor. Bu dünyada işte kimimize 50 yıl, kimimize 60 yıl, kimimize 80 yıl. Önemli değil ama bu ömrümüzü nasıl değerlendireceğimiz çok önemli. Öyle bir yaşam sürmeliyiz ki kardeşler, yaşantımızdaki boşluklar ne demek? Ne demek? Ya boşluk yanlışlar olmasın, dolu dolu olsun, sevgiyle, doğrulukla, merhametle olsun. Hikayeye geri dönersek, oğulları tabii şaşırmışlar. Sadece 100 lirayla koca sarayı nasıl doldurabilirim? Birinci prens, 100 lirayı koca sarayı nasıl doldurabilirim diye düşünmeye başlamış. Kendisine verilen parayla kumar oynamaya karar vermiş. Bir ihtimal kazanırsam çok param olur ve sarayın her köşesini donatmaya yetecek kadar parası olacağını düşünmüş. Çünkü 100 lirayla koskoca sarayı nasıl doldururum? Bari kumar oynayayım, kazanacağım bu kazanayım ama bu kazandığım parayla da sarayımı donatayım demiş. Ama ne yazık ki kumar oynayarak çok para kazanmayı düşünenler, insanlar genellikle ellerindekini kaybederek ne varsa onu da yok ederler. Ve cepleri bomboş bir şekilde gerisine döner. Bu genç adam aynı zamanda akibete uğramış ve sarayını harcayacak 5 kuruş parası bile kalmamış. İkinci prense geldiğimizde ise 100 liranın yeterli olmadığını, bu kadar çok az parayla koca sarayı işte elmaslarla ve değerli eşyalarla doldurma mümkün olmadığını düşünmüş ve görevin üstesinden gelebilmek için aklına tek bir yol gelmiş. Babası ona ne dedi? Bu sarayı doldur. O da en ucuz ne var düşünmüş ve şehri dolaşmış ve şehrin dışına boşaltılan çöpleri kendisine satın almış ve o çöplerle çöpçülerle anlaşmış, 100 lirasını onlara harcamış ve çok çöp toplamış tabii. Ve bir değeri yokmuş bu çöplerin tabii. Önemli olan saray dolsun. Saray dolmuş, çöpler her yer dolmuş. Ama her yer çok berbat kokmaya başlamış. Saray olmaktan çıkmış, bir çöplüğe dönmüş. Değil sarayın içine girmek, 500 metreye yaklaşanlar bile inan kokudan duramıyorlarmış. Üçüncü prens de sarayını doldurmuş. Ne kadar kader günü gelmiş, çatmıştı. Tabii merak ediyorsunuz değil mi? Üçüncü oğul neyle doldurduğunu merak etmeyin. Az sonra bunu size anlatacağım. İmparatorun yanındaki yaverler ve komutanların alıp sarayları teftişe çıkmışlar. Birinci prensin sarayına boşmuş prens. Lütfen beni affedin babacığım demiş. Birinci oğlan. 100 lira çok az bir miktar. Bununla sarayını donatmam mümkün değildi. Ben de düşündüm, taşındım. Kumar oynayarak onu arttırabilirim ve sarayını düzgünce doldurabilirim diye düşündüm. Ve ne yazık ki sizin verdiğiniz 100 lirayı hem de elimdeki paraların hepsi gitti. Kumarda kaybettim ve sarayımı dolduramadım. Bomboş kaldı demiş. İkinci prensin sarayına yaklaşırken herkes sarayın etrafını saran o korkunç kokudan çok rahatsız olmuş. İmparator bu berbat kokunun sebebini sorunca ikinci oğlu babasına açıklamış durumu. Başka çıkar yok bulamadım. O para ancak bu çöplere yetiyordu. O paraya çöp aldım ve sarayı doldurdum demiş. İmparator ve vezirleri, askerleri hemen oradan uzaklaşmışlar tabii. Ve genç adamın saraya doğru yola çıkmışlar. Saraya gelince imparator ve adamları saraya yaklaştığında mis gibi bir kokuyla karşılaşmışlar. Fakat akşam olmasına rağmen sarayın her yeri aydınlıkmış. Mum ışıkları her köşe yerdeymiş. Her köşe, her yer. Sarayın neyle doldurursun diye sormuş imparator. Sarayı neyle doldurdun diye sorduğunda oğlu ışıkla ve hoş kokuyla diye yanıtlamış. Üçüncü oğlan sarayın her köşesinde bir mum alevi ortamı ışığıyla aydınlatıyormuş. Penceresinden hoş kokular geliyormuş. Hem sarayı hem de etrafını sarmış böyle bir koku. Prens sarayı ışık ve mum kokularıyla doldurmuş ve böylece imparatorluğun varisi olmuş.
Ama bakın, şunu unutmayın. Eğer bir yerde, bir ortamda bir güzellik, kutsallık ve mutluluk ve doluluk varsa işte o da eşsiz bilgelik insanların eseridir. Kesin olan bir şey var. Bazı insanlar yüreklerini boş bırakırlar. Bazıları ise yüreklerini çöple doldururlar. Yüreklerini çöple doldururlar. İnsanların çoğu genelde birinci prense benzer. Hayatlarını kumarda harcarlar. Kendilerini tanınan bu ömür kumar oynayarak, yani kumar oynamak ne demek burada? Yanlış şeylere yatırım yaparlar. Doğrudan uzaklaşarak boş bir hayalin peşine giderler. O yürek yalnızca sevgiyle dolar. İnsan sevgiyle mutlu olur. İnsan doğru bir şey yaptığı zaman huzur duyar. Yanlış yaptığı zaman huzursuz olur. Ve bu yanlışın getirdiği doğrularla boğuşursak yaşamın tadını çıkaramaz. Kurtuluşumuzun üzerine kumar oynayamayız. Bir gün öldüğümüzde belki cennete girerim kusur düşüncesi bir kumardır. Kesin değildir. Bu garantiyi bize veren tek kutsal kitap İncil'dir. İsa Mesih'tir. Tek veren. Başka biri yoktur kardeşim. Aramaya da sakın kalkma. Hayatının için kumar oynarsın. Tanrı'nın sana vermiş olduğu hayatı, ki o hayat sana bir kere veriliyor, o yüreğini neyle dolduruyorsun? İyi işlerle mi? İşlerle güvenme. Sebap, dindarlık. Bunların üzerine bahis oynarsan kaybedeceksin. Bir gün o güvendiğin şeyler sana hiçbir faydası olmayacak, boş olacak. Cennete giremeyeceksin. Belki seni avutabilir. Bak, yaparsan Tanrı'nın hoşnutluğunu kazanırsan, Tanrı seni düşünme, merak etme, dua et diyenler olacaktır. Ama Rabbimize göre bunlar iyidir ama cennete girme garantisi vermez. Tek garanti İsa Mesih'i Rab ve kurtuluşa kabul etmek ve tövbe etmek. Benim için, günahlarım için çarmıhta ölümüne ve üçüncü gün dirilene iman etmektir. Ölüm olmadan yaşam olmaz kardeşler. Size doğrusunu söyleyeyim diyor Yuhanna'da 12:24'te. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmediği için yalnız kalır ama ölürse çok ölüm verir. Mesih bu yüzden yaşamımızın bizler için verdi. Onun ölümü sayesinde o kadar çok insanın yaşama kavuşturuyor ve hala da kavuşturmaktadır. Bu yüzden kardeşler, insanların çoğu maalesef birinci prense benziyor. Oynadıkları her bahiste bir şeyler kazanmaya, öylece daha rahat bir hayat yaşamaya hayal ederler ama her kumarda olduğu gibi sürekli kaybederler. Ne varsa onu da kaybederler ve cepleri bomboş bir şekilde gerisi geriye dönerler. Bu genç adam da aynı akibete uğramış ve sarayını harcayacak 5 kuruşu bile kalmamış. Yanlışın kazanması olmaz. Zaferi geçicidir. Onun sağladığı huzur geçicidir. Çünkü hayatla kumar oynanmaz kardeşler. Huzurlu bir hayat için sağlam bir temel gerekir. Kumar oynamak sağlam bir temel değil, çürük bir tahtadır. Bastığı zaman üstünü o ağırlığı taşıyamaz ve kırılır. Sonunda hayatlarımız kumara bel bağladıkları için bomboş kalır. Ve o sınava geçemedikleri için sonsuz yaşama miras alamazlar. Hayat ağacına takamazlar. Bazıları ikinci prense benziyor kardeşler. Hayatlarını değersiz, çürümeye ve yok olmaya mahkum, değerlerle, çöplerle doldururlar. Sarayları için değersiz çöplerle doldururlar. Çünkü onlarla avunurlar. Başkalarına hava atarlar. Eviyle, kıyafetiyle, sırf onun için yaşar. İnsanlar ne güzel evi var, arabası var, elbisesi var desin diye varını yoğunu onlara yatırır ama gönlünü boş bırakır. Dış dünyası güzelleştirir ama iç dünyası zayıf kalır. Aynı bir çöp gibi. Ayet bize ne diyor? Zengin budala örneği var Luka 12. bölümde. Okuyalım. İsa onları şu benzetmeyi de anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürünü vardı. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı, mallarımı oraya yığacağım. Kendime ey canım, yıllardır içine kadar bol malım var. Rahatını ye, iç, ye iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendi için serbest biriktirir ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Halbuki biz iç dünyamızı zenginleştirmemiz
lazım. Dış dünyamızı değil. Bedenimize yatırım değil, ruhumuza yatırım yapmalıyız. Yuhanna 6.63'te yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır diyor. Sarayların çöpler olanlar, bunlar dünyasal çöplerdir. Çünkü bir gün burada hiçbir şey götüremeyeceğiz, hiçbir şeyi. Tamam, dünyada yaşamak için sana para kazanma diyen yok. İyi giyin demeyen yok. İyi evlerde oturma diyen yok. Bunlar günah değil ama bunların peşinden koşarken yüreğini, ruhunu ihmal edersen gerekli zamanı Tanrı'ya ayırmaz. Sadece bu dünyasal geçici şeylerle zamanını geçirirsin, o zaman hayat sarayını çöplerle doldurursun kardeşim. Bunların diğer dünyada hoş kokusu yoktur. Ve sonuçta bunların hiçbir değeri kalmaz. Ve sonunda sarayları bu çöpler yüzünden yaşanmaz bir hale gelir. Sevgili kardeşler, o zaman biz hangi prense göre davranmalıyız? Lazım. Yaşam bize verilen bir sınavsa, bu kararı size bırakıyorum. Bu mesajım, bu vaaz da budur. Her birimiz Rabbin çocukluğu olarak prens ve prensesleriniz. Ona aitsiniz. Rabbin size verdiği onur, ömür süresince, işte bu imparatorun verdiği aslında o paralardır kardeşler. Değerlidir. İyi değerlendirmek için bu doğru şeyleri, doğru adımları atmamız içindir. Bu ömrü veriyor. Biz gelin bu sınavı, bu emaneti doğru değerlendirelim. Işık olalım, bu hoş koku olalım. Her bir kişiye ve sonunda huzur bulacağı ve onunla beraber sonsuzlara dek olacağız ve yüreğimizi ışık bu hoş kokuyla doldurursak, o zaman kokuyla, hoş kokuyla doldurursak, işte o zaman hem insanların önünde hem de Tanrı'nın beğenisini kazanacağız. Bu ayetle bitirmek istiyorum. Efesliler 5. bölümde ne diyor? Işıkta yürüyelim. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işığın çocuğu olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikle, doğrulukla ve gerçekte görülür. Hepimiz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. O şekilde yaşayalım. Rab sizleri bereketlesin.